Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu şekilde. Şöyle Modelimiz iğneden tığa bir model diye arkadaşlar ve sonuç bu şekilde oldu. Ortadaki de orta boy serum halkası bu şekilde orta boy serum halkasını kullandım motif olarak yapılıp sonra arasuyla beraber tutturuluyor. Ara suyu da şöyle çiçeğimin yaprak kısmına şu motifimin çiçek kısmına dik takım gibi oldu güzel oldu düşünüyorum arkadaşlar şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet elimizde şöyle bir orta boy serum halkası var onun içine şöyle sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlayalım arkadaşlar buraya ilk önce üç tane yaprak yapacağız demin modelde gösterdiğim gibi iki zincirimi şöyle çektim sıkı sıkı Hemen serum halkamın içine giriyorum ve 2 2 olarak şöyle minik bir trabzan yaparak başlıyorum. İki tane trabzanımız oldu. Bir defa tığımı doladım. Ve yuvaya girip şöyle bir şöyle iki şöyle iki. Üçüncü trabzanımı aldım. Üç seferde. Dördüncü trabzan için iki defa doluyorum. Hemen serum halkasına girdim 1 2 2 2 evet. şimdi 5 tane zincir çekiyorum buradaki yaprağımın şey trabzanımın arasına sık iğne ile tomurcuğumu sabitledim geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 ve 5 en son aldığımız trabzanımıza bu şekilde 5 tane sık iğne yapıp 6. sık iğneyi de serum halkasının içinde tamamlıyoruz bakın yaprağımız bu şekilde oluyor arkadaşlar şöyle bu yapraktan buraya 3 tane yapacağız 2 zincirimi çektim bir defa doladım hemen serum halkasına girip şöyle dibini önemli arkadaşlar diğerini Hatta alsanız dibini güzel şöyle görüntüsü olması için bol almayın. Bir defa doladım. Hemen serim halkasının içine girdim. Tekrar yapalım. Hemen halkanın içinden bir ilmek. 1 2 2. 3 tane bu şekilde trabzanımı yaptım. Ve 1 2 2 ve 2. 5 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanın içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğne yine yaptım. 6. sık iğnemi serum halkasında kapatıyorum. Şöyle bakın aynısından buraya bir tane daha yapalım ve çiçeğimizin yapılışına geçelim Evet arkadaşlar şöyle bakın arkaya ilmek alarak çektim orada yaktım uzun bırakıp üzerinden bu pembenin arasında da girdirebilirsiniz bakın bu mesela benim yeşilde yapacağım gibi şöyle ilmeğimi alıyorum bakın, yeşil ipim altında kaldı ve sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum şöyle bir zincirimi çektim, ipimi uzattım. Aparat olarak kulak çöpü kullanıyorum. Kulak çöpümün pamuğu tutmak için kolaylık oluyordu arkadaşlar. Kullanırsanız o şekilde kullanın. Şimdi ben bir tane size motif göstermek için bu şekilde kullanacağım. Dibine bir, dibine iki zincir çektim ve buraya bakın, tam 7 tane bu şekilde ilmek toplayacağız yuvaya girdim şöyle ilmek aldım dibinde bir iki zincirimi çekiyorum ipimi uzattım tığımı hemen buraya kulak çöpüme taktım bunu 7 yapalım 7'ye tamamladık Burası az nasıl 7 derseniz arkadaşlar bakın şöyle ayırdıkça hatta buraya 10 bile sığar çünkü esniyor şey iplerimiz o yüzden iplerimizi sıkıştırdığımızda yaprakları doldurdu ilmeğe yer kaldı demeyin bu şekilde yaptım ve son olarak da yine koparmadan önce şöyle bir iki tane zincirimi çekip ipimi şöyle biraz uzun koparıyorum bunu da burada bırakmıyorum yanık izi olmasın diye arkadaşlar şöyle bakın buradan iki tane ilmeği alıyorum tığımın ucuna sonra da ipimi bu kopardığım ipimi şekilde alırsanız şöyle köşeye tertemiz yanık izi olmaz şöyle bakın kolaylıkla da çıkıyor Evet aparat büyük olunca fazla güzel durmuyor arkadaşlar kulak çöpü kullanın siz de aparat olarak veya da çay karıştırıcısı fazla büyük olunca yapraklar çok dik dik yukarı yukarı duruyor böyle biraz daha aşağı dönük oluyor bu ilmek aparatları küçük olursa ilmekler küçük olursa Evet şimdi beyaz kısmına geçelim. Evet şimdi ilmekleri toplayarak iki sıra yuva yapacağız. İlk ilmeğimizin içine şöyle sık iğneyle ipimi sabitledim. 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilmeklerimi sırasıyla bu şekilde yuvalar yaparak topluyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İlmeğimi tutup şöyle buraya sabit tekrar 3 zincir burada 7 e, tane ilmek var 7 ilmeğe 6 tane yuva oluyor ama arkadaşlar biz bunu 7'ye 7 yedi ilmek yapacağız onu da ikinci sırada çoğaltacağız bakın ilk sırada bu şekilde üçer zincir çekerek ilmekleri topluyorum şöyle yuvalar oluşturuyorum ve ilmeğimi tuttum, sabitledim. Tekrar 3 zincir ilmeğimi tutup sabitledim. Evet, bu şekilde oluyor ilk sıramız. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Çevirdim şöyle ters tarafı. Hemen kapatıyorum. Beyaz yuvanın içine ilk yuva olarak Yine 4 zincir ve kapatıyorum. Şöyle 1 2 3 4 zincir kapattım. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Altıncı sonuncu yuvamızı da bu şekilde yaptık. Şimdi demin dediğim gibi arkadaşlar nasıl yedi yaptık? Şu şekilde. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Bu ilk yaptığım pembe yuvanın da içine bir tane daha yapıp yuvamızı çoğaltacağız. Şöyle bakın fazladan bir tane yuvamız oldu. İki tane zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Bir defa doladım. Bu son yaptığımız yuvanın içine giriyorum. Şöyle iki, iki alarak minik bir trabzan yapıyorum. Ve buraya dört tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanımı aralayıp kapattım. Bir, iki zincir kapatıyorum. Buraya bakın minik bir kirpikli trabzan yaptık çiçeğimiz bunlar olacak arkadaşlar ve yine 4 zincir çekiyorum hemen bu yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum 2 zincir bir defa doladım 2 2 olarak aldım 4 zincir trabzanın arasına kapat tomurcuk yap tekrar 2 zincir hemen kırazanı şey yuvanın içine kapattım Geçiş köprüsü olarak 4 zincir yapıyoruz. Hem de bu 4 zincir pembe yapacağız aynısında. Pembe çiçeklerimiz için yuva olacak. Evet. Kapattım buraya 4 zincirimi. iki zincir bir defa doladım. Şöyle 2 2 alarak minik trabzanlar yapıyorum. 4 zincirimi kapat şey trabzanın arasına kapatıyorum şöyle iki zincirimi çekip aynı yuvaya kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bakın 3 tanesini yaptık. Şöyle 4 tane kaldı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Beraber yapalım. 2 2. Bismillah. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya 1 2 zincir aynı yuvaya kapattım bu şekilde ve 4 zincir hemen yanındaki yuvaya kapatıyorum bak 1 2 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 olarak 4 zincir şöyle biraz saralım 2 zincir kapattım bu şekilde 1 2 3 4 zincir şöyle sabitledim 2 zincir bir defa doluyorum 2 2 olarak aldım Dört zincir, hemen iki zincirimi çekip kapatıyorum. Evet, sonuncu yuvaya da geldik arkadaşlar. Şöyle 4 zincirle sonuncu yuvamıza da geçişimizi yapalım. Kapatıyorum, sık iğne. Şöyle tam ortalayalım. Evet, köşeye geldiği için bu biraz aşağı serkecek arkadaşlar. Bu şekilde şu ara boşlukta kapanmış olacak. Evet. 2 2 1, 2, 3 ve 4 zincir kapattım trabzanımı. Şöyle 1 ve 2 zincir aynı yuvaya sabit. Ve dibinde de bir tane zincirimi çekip ipimi koparıyorum beyazla işimiz bitti şimdi pembeyi bu arada bıraktığımız yuvalara yapalım arkadaşlar Evet şimdi bu arada bıraktığımız 4 zincirli yuvanın içine ipimizi sık iğne ile bu şekilde sabitliyoruz 1 2 zincir bir defa doladım hemen yuvaya girip 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir aynı işlem 1 2 bu model arkadaşlar motifli ama 7'den 70'e herkes yapabilir çünkü hem aynı işlem hem de çok kolay gördüğüm en kolay motiflerden bir tanesi ve hatta bunu da zincirle de yapabilirsiniz modelde bu şekilde ilmek şeklindeydi ilmek yerine buralara 8'er 10'ar zincir yaparak pembeleri yapabilirsiniz onu yapamıyorsanız eğer şayet yoksa gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Şöyle 4 zincirle arkadan geçiyorum yine köprü olarak. 4 zincirimi çekiyorum. Kafanızda karışmaz aynı zincir sayısı. Şöyle bir 2 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 2 ve 2. Tekrar 4 zincir. Trabzanımın arasına kapattım ve sabit. 1 2 zincir aynı yere yuvaya yani sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen yuvamın içine girdim. 4 zincirli yuvama sabitledim. Şöyle 1 2 zincir. bir defa tığımı doluyorum. 2 2. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. Buraya sabitliyorum. 2 zincir. Evet, 3. yuvayı da bu şekilde yaptık. Şöyle tüm yuvaları aynı şekilde dolduralım. Evet arkadaşlar, şöyle ara suyumuzu motifimizle uygun olması için bu şekilde tercih ettim. Bakın, e, şimdi tığ battığımızın içine sık ile sabitleyeceğiz ve direkt motifimizi nasıl tutacağız ona bakalım şöyle 3 zincirden iki tane ara suyuyla motifimin arasına bir tığ battı yaptım ve bir tane zincirimi çektim buradan yaptığım motifimi alıyorum ve motifimi şöyle bakın bu yaprakla pembenin arasından giriyorum ilmek arkada bakın buradan çıkardım tekrar şöyle yaprağa doğru yaklaştırıp şöyle sıkıca buraya şöyle bir sık iğne yaparak tutturdum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Şu arkadaki tığ battılarımız var ya oralara tığ battı yaparak bir mesafe oluşturacağız. Hemen sık iğne ile buraya yaptım. Tekrar 2 ve 3 zincirimi çekiyorum hemen tığ battı yapıyorum 3 zincir tığ battı şöyle bakın şimdi arkadaşlar motifimizi buraya koyduğumuzda bu mesafe eğer iyi ise daha fazla 2 veya 3 bakın şu tığ battığımız arka kısmında 2 veya 3 tane yaprağınızın büyüklüğüne göre yapalım şimdi bu aynı yerden bakın serum halkasının içinden girip ilmeğimi tutturdum bu çok kolay aslında arkadaşlar kamerada biraz bizi engelliyor şöyle yine yaprak kısmından aynı ilkinde tutturduğum gibi son tarafta da bu şekilde yaprakla pembenin arasından tutturuyorum şöyle tutturdum bunu biraz bu tarafı bir zincir çekip aynı tığ battıya kapattığım yer var ya şurası bakın buraya bir tane sık iğne yaparak biraz sağlam yapıyorum. Evet şöyle sık iğne ile burayı sabitliyorum ve üzerine 3 tane de zincir çekiyorum. Evet bakın bu şekilde motifin şöyle yeşil yaprakların dibinden tutturdum. Ay ilk başta olduğu gibi bu araya 2 tane tığ battım. mesafesi verelim. Hemen tığ battımı kapattım şöyle 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya girip tığ battımı kapattım şimdi arkadaşlar iki zincirimi çekiyorum şöyle bir defa tığımı doladım hemen iki iki alarak şöyle minik bir trabzan yaptım ve dört zincir kapatıyorum dört zincirimi buraya tomurcuk olarak bu trabzana bir tane de sık iğne yapıyorum e, tomurcuğumun dibine şöyle iki zincir hemen yandaki tığ battı şöyle bu ara suyunu yapmış olduk tekrar iki zincir bir defa doluyorum ve iki iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım dört zincir kapattım dibine bir sık iğne, bir iki zincir hemen yandaki tığ battı ya. Bu şekilde arkadaşlar bakın kirpikli sık iğneli trabzanımız. Hemen bunu biraz beşe çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın çok hoş çok güzel oldu modelimiz. Şöyle e, yapımı da kalıp gibi duran bir model. Bakın ütüsüz olduğu halde kalıp gibi modelimiz bu şekilde. Şöyle bakın arka tarafının görünümünde iki tane tığ battı bıraktık Evet modelimiz bu gayet güzel hoş da oldu arkadaşlar herkes yapabilsin diye bu şekilde yani gördüğünüz en hafif modellerden diyebilirim bakın şöyle trabzanlar aynı şekilde aşağı dönük olması daha iyi arkadaşlar şöyle özellikle bu şekilde yaptım Şöyle aşağı boşluk kalıyor, yukarıda dik dik durduğu için bu ara kısmı çok boş gözüküyor. Özellikle aşağı meyilli olmasını istediğim beyaz kısmını şöyle daha net göstereyim. Çok hoş ve çok zarif oldu, çok da güzel oldu. Yani herkesin yapabileceği bir model oldu, kolay bir model oldu demek istiyorum yani arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar, yapımı da gayet güzel, kolay. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Siz de emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşçakalın.